Hatta burada ne kadar baktım. Üniversiteyi kriter belli o kadar. Yani bana, tamam. Normalde, Güzel Sanatlar Resim bölümünden mezunum. Vitra ikinci sınıfta tanıştım. Vitra'ya da ilerlememin sebebi aslında renklerle çok haşır neşir olduğundan dolayıydı. Üniversiteyi bitirdikten sonra kendime ait bir atölye açtım İstanbul'da. Sonra Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da bir 7 yıl kendi evimde, kendi odamda çalışmalarımı yapmaya başladım. Aynı zamanda e-ticaret üzerinden satışlarıma devam ettim. Şimdi Sur'da küçük bir atölye açmak istedim. Açtım işte, Aralık zamanında açtım. Şu anda kendi atölyemde vitray sanatını devam ettiriyorum. Boyutuna göre aslında değişiyor. Küçük bir şey yaptığında bazen bir günde çıkıyor, bazen iki günde çıkıyor ama normalde biz burada abajur da yapıyoruz. Abajurlar daha uzun sürüyor, üç boyutlu olduklarından dolayı. Yaklaşık bir abajurun bitmesi 1,5 haftayı buluyor. Bizim camlarımız yurt dışından geliyor. Boyalı cam olarak değil, kendi has ana rengi olarak geliyor. İstanbul'da sadece satışı var. İstanbul'dan işte kodlarıyla alakalı işte camların numuneleri var. Ona göre ben seçiyorum hangi camdan ne ürün yapacaksam. İstetiyorum, o şekilde buraya geliyor. Normalde işte ne yapmak istiyorsam onun taslağını çıkartıyorum. O taslak çıktıktan sonra işte kesim aşaması oluyor. Kesimden sonra biz makineye, işte tıraşlama dediğimiz makineye vermek zorundayız. Ondan sonra folyolama, sonra da lehimleme olarak ilerliyor. Vitray sanatı şu anda Türkiye'de ölmek üzere olan bir sanat. Dolar bazında geldiğinden dolayı aslında şu anda birazcık zorlanıyorum. Yani dolarla alıyorum ama TL üzerinden satmak zorundayım. Ondan dolayı tabii zorlukları var. Yani maddi konuda zorlukları var. Minimum 250-300 civarında. Obje olarak maksimum 8.000-9.000 ya da işte biz hanların ya da işte normal evlerin camlarına, kapılarına yaptığımızda tabii orada fiyatlar değişiyor. Aslında sabırlı olmamı etkiliyor. Çünkü sabır isteyen bir meslek. Yani anında çıkmıyor. Sabırla bazen bir camı 3 kez, 4 kez kırdığım oluyor. Ama sabırla ilerlediğimizde gerçekten güzel sonuçlar alabiliyorum yani. Aynı zamanda anneyim, bir tane çocuğum var. Yaz aylarında o da benimle burada aktivite yapıyor. Okul açılınca artık okulda devam ediyor. Biraz zorlandığım oluyor tabii ki de. Ama yine de güzel ilerliyor. Boş durmak zaten insanı bozuyor diyorum ben. Bozulmamak için çalışacaksın, çabalayacaksın. Ve gerçekten ben kendi sanatımı yani güzel yerlere taşıyabileceğime inanıyorum. İnandığım için yılmıyorum. Yani toplum baskısı olsa da yılmıyorum, olumsuz şeyler olsa da yılmıyorum. Kendimden eminim bu konuda. Yani hani buranın bir market gibi olabileceğine inanıyor insanlar. Hani bir sirkülasyonun olabileceğine inanıyorlar ama öyle bir şey değil. Sanat gerçekten halka hitap eden, kimin gözüne hoş gözüküyorsa o yönde alımı olabilen bir şey aslında ama yani maalesef evet zorlukları var. Yani toplum içinde hani yaptığım ürünü bu ne olarak adlandırıyorlar? Yani ne yapıyorsun sen? Aslında bilseler, aslında şey yapmasalar belki bu kadar katı dönükler olmayacak hayatımda ama işte bilmediklerinden dolayı bazen böyle sıkıntılar yaşayabiliyorum ama bunlar beni yıldırmıyor. Üretmeye devam edeceğim ve eğitim vermeye de devam edeceğim. Yani eğitim verdikçe biz bu sanatı ayaklandırabiliriz. İnsanlar bilinçlendikçe ayaklandırabiliriz biz bu sanatı. Onun için eğitim vermeyi düşünüyorum. Onun dışında sevdirmek istiyorum aslında bu sanatı. İnsanlara sevdirmek istiyorum. Gerçekten elinize aldığında da sevinmeyecek bir sanat değil. Çünkü camın yansıması efsane. Yani o yansımayı görünce zaten büyüleniyor insanlar. Ondan dolayı hani insanlar zaten bir dokundukça anlıyorlar yani. Onun enerjisini algılayabiliyorlar. Kendi çabamla bir yerlere gelmek istiyorum ki geldim'e de inanıyorum.